Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim saat 21.20 sıralarında öldü. Terörist elebaşı Gülen Türkiye'de annesinin yanında gömülmeyi vasiyet ederken istihbarat raporlarına göre örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya'da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çeşitli komplo girişimlerinde bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Herkül isimli örgütün hesabından şu paylaşım yapıldı: "Ömrünün her anını dini mübini İslam'a ve insanlığa hizmet için sarf eden muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi 20 Ekim ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır." Gülen'in ölümünün ardından nereye gömüleceği yanıt bekleyen sorulardan bir tanesi. Örgüt, cenazeye dair detayların daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Ancak Türkiye gazetesinde yer alan habere göre daha önceki istihbarat raporlarında Gülen'in öldüğü takdirde gömüleceği mezar yerine dair bilgiler yer alıyor. Elebaşı Gülen, Türkiye'de annesinin yanına gömülmeyi vasiyet etse de örgüt yöneticilerinin 2015 yılında Pensilvanya'da mezar yeri için bir arazi satın aldığı biliniyor. Bu mezar yeri FETÖ'nün çiftliğine oldukça yakın mesafede bulunuyor. Örgüt bu mezarlığa ise Gurbet Mezarlığı adını verdi. Ölen örgüt üyelerinin buraya gömüldüğü ileri sürüldü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.